Mart 8. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı provasına hazır mısın Tokuş? Hayır hocam, hazır olsayım niye burada olayım? Güzel bir şey söyledin ama şimdi birazdan hazır olacaksın. Neden? Çünkü öncelikle bilmemiz gerekenler kısmıyla sana Türkçenin 1. yazılısında fiilimsi, söz sanatları, noktalama işaretleri, yazım kuralları ve anlam bilgisini hızlı bir şekilde tekrar edeceğiz. Ama sonrasında yazılı provamız başlayacak. Yazılı provamıza gerçekten ana fikir, ana düşünce, yardım düşünce, fiilimsiler, zarf fiiller... Sınavda böyle mi çıkacak hocam? Sınavda okuldaki hocalarına görüştük. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki kolejlerdeki hocalarla görüştük. Milli Eğitim Bakanlığı kazananlarına baktık. Birçok yazılı örneğini inceledik ve sonrasında öğrencilerin sınavda rahat edebileceği güzel bir prova hazırlayalım dedik. Esasen hem konu tekrar yapacağız hem de yazılı provası yapacağız. Sen de bu seçici soruları çözerken, diyelim ki şu soruyu çözerken videoyu durdurup aa bu isim fiildi, bu sıfat fiildi, bu zarf fiildi diyerekten işaretleyebilirsin ve doğru cevabı da anında bizden öğrenmiş olursun. Şimdi arkana yaslan, kemerini bağla ve dikkatli bir şekilde önce bilmemiz gerekenleri dinle, sonrasında yazılı provasını birlikte yapalım. İlk başta birinci yazılı konularımızda ve bütün yazılılarda çıkan her zaman karşımıza gelen bir konu var. Nedir o da? Sözcükte anlam, cümlede anlam ve parça anlam. Burada bilmemiz gereken şey bu sene aynı zamanda sana infografik soru da sorabilecekler. Dolayısıyla infografik soruların olduğu, beceri temelli soruların olduğu bol örneklerde çözmelisin. Bununla alakalı da ödev vereceğim sana. Ama öncelikle buraları hızlı bir şekilde hatırlayalım. Konu parçanın içerisine geçen en fazla kelimelerden oluşabiliyordu. Başlık yine çarpıcı olması gerekiyordu ve en fazla geçen kelimelere dikkat çektik. Ana fikir genellikle son cümlede oluyordu ve parçada asıl anlatılmak istenendi. Hikayenin sorularına baktığımızda olay, kahramanlar, yer, mekan, zaman vardı. Bunu da dikkatli bir şekilde okuduğumuzda cümlenin içerisinden bulabiliyorduk. Anlatım biçimlerinde açıklama bilgi veriyordu. Ders kitaplarındaki cümleler gibiydi. Öyküleme, olay, hikaye, masal anlatıyordu veyahut da roman hikayeden alınmış cümleler gibiydi ve olaylar devinim içinde yani birbiri ardına verilebiliyordu. Betimlemede varlıkların ayrıcı özellikleri tasvir ediliyordu, gözümüzde canlandırılıyordu. Tartışma ise sohbet havasında ben böyle düşünüyorum, siz nasıl düşünüyorsanız düşünün şeklinde bir havada gidiyordu. Düşünce geliştirme yollarında karşılaştırma cümlelerinde daha, en, kadar, ise gibi ifadelere dikkat etmemiz gerekiyordu. Ve yine aynı şekilde tanım cümlelerinde nokta nokta nedir sorusuna cevap verildiğini asla aklımızdan çıkarmamız lazım. Tanık göstermede önemli bir kişinin sözü tırnak içinde bize aktarılıyordu. Tanık gösterme alakalı şu bilgiyi de vermek istiyorum Tonguç'um. Eğer bir parçanın içerisinde tırnak içinde alıntı bir söz varsa bu aynı zamanda ana fikri de oluşturabilir. Buna dikkat et. Çünkü adamın sözünü aldıysa kendisine destek vermek için söylüyordur. Tırnak içindeki ifade yani tanık gösterilmiş ifade ana fikri de bizi gönderebilir. Ve yine sayısal verilerden yararlanabiliyordu, örneklendirme olabiliyordu. Bunlarla alakalı eğer test soru sorarsa örneklendirme seçeneğine dikkat etmeni istiyorduk. Hangisi yoktur sorularında örneklendirmenin cevap olduğunu sıklıkla görüyorduk. Cümlede anlama baktığımızda neden sonuç cümlelerinde bir üzüntü işareti, amaç sonuç cümlelerinde bir gülümseme, koşul sonuç cümlelerinde ise bir gerekçe ifadesi görebiliyorduk. İşte kar yağdığından yollar kapandı, neden sonuç? Yolları açmak için ekip araçları geldi, amaç sonuç? Kar yağarsa yollar kapanır, koşul sonuç cümlesi oluyordu. Özel cümlelerde muhteşem, harika, mükemmel, çok kötü gibi ifadelerin özellik katını unutmamız gerekiyor. Nesnel cümlelerin de kanıtlanabilir ifadeler olduğunu unutmamız gerekiyor. Gerçek anlam sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıydı. Mecaz anlam gerçek anlamdan tamamen uzaklaşarak kazandığı anlamdı. Terim anlamı ise bir bilim, edebiyat, sanat dalı olarak kullanılıyordu. Perdeyi kapat dediğimizde gerçek anlam, göz perdesi karar dediğimizde mecaz anlam, bu oyun 3 perden oluşuyor dediğimizde terim anlamı olduğunu hatırlayacağız. Eş anlam, yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklerde mektep ve okul gibi. Zıt anlam biliyorduk. Her sözcüğün zıttı yoktu. Gelmek kelimesinin zıttı gelmemek değildi. O olumsuzuydu. Gelmek kelimesinin zıttı gitmekti. Sessiz sözcüğe baktığımızda ise yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerde. Mesela çay gibi, mesela yıl gibi, mesela bin gibi. Gelelim dil bilgisi konularına. Filmsiye baktığımızda filmsiye taktiğimiz şu. En zorlandığım kısım hocam filmsiye. Hiç zorlanmayacaksın. Birazdan zaten filmsiyle alakalı gördüğün gibi süper sorular hazırladık. Bu soruları da beraber çözeceğiz. Sen de konuyu süper bir şekilde pekiştireceksin. Filmsiye taktiğimiz şu Tonguç'um. Öncelikle yüklemi buluyorduk. Yani cümlenin en önemli kısmını. Sonrasında geriye kalan sözcüklerden mame ile olumsuz yapılanlara dikkat ediyorduk. Mame ile olumsuz yapılanları bulduk. Tamam. İsim fiil mayışmak eki alıyordu. Sıfat fiil anası mezar dikecekmiş eki alıyordu. Zarf fiil ise yükleme sorulan nasıl ve ne zaman sorularına cevap veren fiilimsiydi. Demek ki yüklemi bul, mameyi getir, ardından fiilimsinin çeşitlerini bulabiliyorduk. Burada şuna dikkat edelim. Fiilimsilerden isim fiil tamlama oluşturabiliyordu. Sıfat fiiller adlaşmış sıfat fiil olabiliyordu. Yani şöyle diyelim ki öğrenciler önde oturur diyelim, tamam mı? Öğrenciler önde oturur. Bu cümlede fiilimsi yok. Niye? Oturur yüklem. Başka bir mame eki alan bir şey yok. Ama konuşan öğrenciler önde oturur dediğin zaman konuşan konuşmayan fiilimsi oluyordu. Anası mezar dikecekmiş eki aldığı için an sıfat fiil oluyordu. Ve konuşan öğrenciler sıfat tamlaması oluyordu. Bak bu sıfat tamlaması oluyor. Niye? Çünkü konuşan öğrenciler. Eğer sen buradaki öğrenciler ismini düşürüp konuşanlar önde oturur dersen, konuşanlar önde
oturur dersen. Bu sefer ne oluyordu? Konuşanlar net bir şekilde adlaşmış sıfat fiili oluyordu. Bunu da hocanız sana sorarsa rahatlıkla işaretlemeni yapmanı istiyorum. Tomis Helal'ın benim. Gelelim söz sanatlarına. Benzetme, güçsüz bir varlığı güçlü bir varlığa benzetiyorduk. Okul dışında arkadaşlarımızın bizi benzetmesi. Hayır evladım, o başka bir benzetme yapıyorsun. Sen orada başka bir kelime kullanıyorsun. Mecaz anlamda kullanıyorsun. O benzetme okullarda artık bitti. Öyle bir şey yok. Biz artık ilim yuvalarıyız. Sadece sınavlarımıza çalışıyoruz. Tezata baktığımızda zıtlıktı. Mesela karşıtlık, yani işte komşular kanlı bıçaklıyken bahçedeki çiçekler birbirine sevgi duyar dediğimizde kanlı bıçaklı olmak ve sevgi duymak birbirine zıt olmuş oluyordu. Abartmaya baktığımızda ise bir şey olduğundan fazla göstermek. Mesela sabahlara kadar ders çalıştım, seni dünyalar kadar seviyorum, bir of çeksem karşıki dağlar yıkılırdı, abartma vardı. Konuşulmayı kişileştirmeye dikkat ediyorduk. Kişileştirme insan olmayan varlıklara insan özgü özellikler. Efendim hocam? Hayır. İnsan olmayan varlıklara insan özgü özellikler verilmesiydi. Mesela kalem bugün çok üzgün görünüyordu. Burada kişileştirme var. Diğer kaleme dedi ki babana haber. İşte bu sefer de konuşma var. Niye? Kalem konuşmuş oluyor. Noktalama işaretlerinde en çok virgüle dikkat ediyoruz. Çünkü sınavlarda yani LGS gibi veyahut da TEOG gibi, OKS, LPG gibi sınavlarda en çok virgülün sorulduğunu görüyorduk. Virgülün işlevlerini bilmemiz gerekiyordu. Virgül eş görevli sözcükleri ayırabiliyordu. Ara sözlerin yanına, önüne arkasına gelebiliyordu. Yine aynı şekilde hitap bildiren ifadelerden sonra sıralı cümlelerin arasında kullanılabiliyordu. Nokta cümlenin sonuna geliyordu Tonguç herhalde benim. Ve noktayla alakalı şu detayı iyi hatırlamamız lazımdı. Eğer saatlerde 22.30 diyorsak buraya iki nokta değil nokta koymamız gerekiyordu. Dijital saatlerden gelen bir alışkanlıkla hep iki nokta getiriyorduk. Bunu unutmamamız lazım. Kesme işareti özel isimlere yapım eki varken gelmiyordu. Mesela Ankara'dan dediğimizde kesme işareti kullanabiliyorduk. Ama Ankaralı dediğimizde kesme işareti kullanmıyorduk. Çünkü bu bir yapım ekiydi. Ve bununla alakalı da öğrencilerin en çok karıştığı örnek Türkçenin örneğiydi. Bu özel isim, aa bunu ayırayım falan diyorduk ama Türkçe ç yapım eki aldığı için bunu ayırmamamız gerekiyordu. Bunun yazımı doğru olan böyleydi Tonguç'um. Büyük harflerin kullanıldığı yerlere baktığımızda seni dünyalar kadar seviyorum dediğimizde D'yi küçük yazıyorduk. Çünkü dünya orada bir coğrafi terim değil ama ay dünyanın uydusudur derken D'yi büyük yazıyorduk. Dolayısıyla büyük harflerle alakalı işte özel isimler, böyle din isimleri, işte Müslümanlık, Hristiyanlık, bunların büyük yazıldığını zaten biliyoruz. Ama bilhassa bazen küçük, bazen de büyük yazılanlara dikkat etmemiz lazım. Ki D ve mini yazımına baktığımızda D cümleden çıkarılabiliyorsa ayrı, cümleden çıkarılamıyorsa bitişik. Ki'nin sonuna lereki geliyorsa bitişik, gelmiyorsa ayrı yazılıyordu. Mi de hep ayrı yazılıyordu. Mesela Do, Re, Mi, Fa, Sol, Re, Si. Onunla alakası yok. Onun nota. Tonguç herhalde benim. Mi mesela geldi mi dışarı çıkarız. Ayrı. Geliyor mu? Mu ayrı. Şirin mi? Şirin bir çocuk. Mi ayrı diyorduk. Ve geliyoruz hemen şimdi sorularımıza. Şimdi önümüzde büyük bir paragraf var. Bu paragraftan sonra sorularımız geliyor. Şimdi metni okumaya başlayalım değil mi Tonguç herhalde? Evet hocam, metni baştan başlarız. Fiiller hayır, hayır. Eğitiliyor biliyor musun? Fiiller değil. Fiiller. İkincisi paragrafı okuyup sonra sen bu soruya gelirsen paragrafı bir daha okumak zorunda kalırsın. Önce soru kökünü okuyoruz bu tür sorularda. Yani böyle uzun metinli sorularda, infografik sorularda her zaman bu sosyal bilgiler için de geçerli, inkılap tarihi için de geçerli, Türkçe için de geçerli. Hatta bütün dersler için geçerli. Önce soruyu anlayacaksın, sonra sana verilenlere bakacaksın. Şimdi senden ne istiyor? Metnin ana fikri nedir? Tamam, canımı istiyor sorular. Hayır, canın niye istesin? Metinde anlatmak istenenle sözü arasında anlamca bir ilişki var mıdır? Buna da baktık. O zaman şimdi sorumuza başlayalım. Metnimize başlayalım. Filler nasıl eğitiliyor biliyor musunuz? Daha küçükken kalın bir zincirle bacağı bir direğe bağlanıyor yavru filin. Maşallah. Of, çok acımasız bir şey gerçekten. Önce hayvan kaçmak için çok çalışıyor ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın ne zinciri koparabiliyor ne de direği yerinden oynatabiliyor. Fil yavrusu ayağında zincirle büyüyor ve kaçamayacağını kabulleniyor. Ağlayacağım şimdi. Yitiriyor özgürlük kavramını. Halbuki bir fil normalde her şeyi yıkar ama yavruluktan öğretiyorlar kaçamayacağını. İşte bu noktada ayağındaki zincir çözülüyor ve yerine konulan ince bir alatta birkaç santimetre boyunda tahtadan bir çubuğa bağlanır. Fil büyük cüssesiyle bu durumdan kurtulabilecek olmasına rağmen olduğu yerde kalıyor. Çünkü hala var olduğunu sandığı zincirini asla kıramayacağına inanıyor. Tıpkı filler gibi çoğumuzda yaşamımızda, çocukluğumuzda koşullandığımız alışkanlıkların esaretinde sürüyor. Olağanüstü yetenekleriniz, olağanüstü gücünüz var ve bunlar kullanmayı bekliyor. Yani aynı fil gibiyim ben şu anda. Gerçekten kendimi fil gibi hissediyorum şu evet, an hocam. Yani fiziksel olarak fil gibi olabilirsin ama aslında zihinsel olarak da bu yavru filin yaşadığı dramı yaşıyorsun. Küçükken yapamazsın, edemezsin dedilerse sana üzülüyorsun, yapamıyorsun. Halbuki yapabilirsin Tonguç'um. Devam edelim. Eğer yapabileceklerinizin hepsini yapmış olduğunuzu görebilseydiniz çok şaşırırdınız. Bu yüzden yapamam deyip yapabileceklerinizi engellemeyin. Tek bir insan bile yapmak istediğinizi başarmışsa aynısını siz yapabilirsiniz. Yani, hadi be hocam be ya, başarabiliriz. Aynen başarabiliriz. Bu sınavdan 70 alabilirim. Bak Steve Jobs'ın çok güzel bir sözü var Tonguç. Diyor ki benden önce yapılmış her şeyi yapanlar benden akıllı olmayabilirlerdi. Yani benden önce birçok şey yapmış bir sürü insan var.
Onlar benden akıl olmayabilir. Ben de onlardan akıl olup daha iyisini yapabilirim diyor. Ve birazcık da yapmış galiba. Şimdi metin ana fikri nedir? Burada şunu diyebilirsin. İnsan yeteneklerinin gerçek kapasitesinin farkına varırsa birçok işi başarır. O zaman yazalım. İnsan... Niye hocam metin ana fikri insan yeteneklerinin gerçek kapasitesi bilmem ne falan hocam? Bunu değiştirebiliriz bak. İnsan kapasitesinin bunu cümlenin farklı versiyonlarını da yazacağım. Hepsi fillerden doğru. Örnek alarak mı bunu yapıyoruz? Evet bak burada fillerden bahsetti ama konu filler değil. Konu fil gibi bizim yeteneklerimizi, kapasitemizi göremeyip sonradan yavru filin zincirle zor durdurmasına rağmen devasa fillerin küçük bir tahta parçasıyla durdurulmasını anlatıyorum. İnsan kapasitesinin farkına varırsa birçok işi başarır. Şimdi sadece bu doğru cevap değil. Başka cevaplar da olur. Mesela insan yeteneklerinin farkına varırsa başarılı olur. İnsan gerçek yeteneklerinin farkına varırsa birçok işi başarır. Farklı farklı kombinasyonlar olabilir. Yeter ki bu ifadeyi ver. Yeter ki son cümlede ulaşmak istediğimiz şeyi yakalayalım. Metinde anlatılmak istenenle alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir sözü arasında anlamca bir ilişki var mıdır açıklayınız. Şimdi bak. Alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir derken biz gerçekten bazı alışkanlıklarımızın peşinden kurtulamıyoruz. Yani onu artık mesela bazı insanlar sabahları çok rahat erken kalkabiliyor. Bazıları ise kalkamıyorum, uyuyorum, dayanamıyorum, uyuyorum diyor. Bu neden? Alışkanlık. Birkaç kez kalksa böyle bir 10-20 gün sabah erken kalkmaya kendini alıştırsa bir daha uyuyamayacak zaten çok uzun süre. Ama alışmadığı için bu böyle. Veyahut da bazı insanlar akşam eve gelince ders çalışamıyorum hocam diyor. Hayır. Esas kendini bir alıştırsa, dinlense, başlasa bunu başarabilir. Dolayısıyla anlamca bir ilişki var mıdır? Öncelikle vardır ifadesini koyuyoruz. Sonrasında da çünkü metinde de ne diyelim metinde de cümlede de anlatılmak istenen cümlede de anlatılan diyelim anlatılan şudur. İnsanların alışkanlıklarından vazgeçmesi zordur. İnsanların alışkanlıklarından yazım çok güzel değil mi Tomuş? Evet hocam inanılmaz çok güzel gerçekten her şeyi okuyabiliyorum açık açık. Vazgeçmesi çok zordur. Burada niye bağlantı var bak. Alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir. Yani kelepçeden kurtulabilir misin? Kurtulamazsan anahtarı yoksa. İşte alışkanlıklarından da kurtulamıyorsun. Yani anahtarını bulsan kurtulacaksın ama bulamadığın için kurtulamıyorsun olmuş herhalde. Şimdi gelelim şuraya bakalım. Metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdaki hangileri söylenir? Bak şimdi 8. sınıf olduğun için artık soruları biraz daha seçici bir şekilde soruyorlar. Şimdi metnimizi hatırlayalım. Metnimiz nerede? Burada. Bu metinde sence adam nesnel bir şey mi anlattı yoksa kendi yorumlarını mı verdi? Öznel bir şey mi anlattı? Bence öznel bir şey anlatmıştır. Harikadır. O zaman öznel cümlelere yer verilmiştir. Buna tik şartı koyuyorum. Niye? Kendi kendine cümlelerini rahatça sıraladım. Olay örgüsüne yer verilmiştir. Evet. Niye? Bak fil önce böyle oldu, sonra böyle oldu, sonra kurtulamadı. Dolayısıyla bir olay örgüsü var. Benzetme yapılmıştır. Evet. Bizi file benzetti. Yani eğer alışkanlıklarımızdan kurtulamıyorsak fil gibi zor durumda kalırız dedi. Tanık göstermeye başvurulmuştur. Hayır. Herhangi bir kişinin sözü tırnak içinde aktarılmadı. Dolayısıyla bundan bahsedemeyiz. Karşılaştırma yapılmıştır. Evet. Niye? Çünkü fil yavrusuyla bizi karşılaştırdı. O kurtulamıyor dedi. Biz de aynı tıpkı filler gibi dedi. Net bir şekilde tıpkı daha en kadar ise öte yandan gibi ifadeler bize karşılaştırma yönlendirebilir. Tanımlama yapılmıştır. Hayır. Nokta nokta nedir? Bu nedir? Sorusunun cevabı olabilecek bir soru yok. Santimetre nedir? Fil nedir? Fil yavrusu nedir? Özgürlük nedir? Yetenek nedir? Bunların hiçbirinin cevabı yok. Devrik cümleler vardır. Evet devrik cümleler var. Devrik cümle yüklemi sonda olmayan cümle. Mesela bak daha küçükken kalın bir zincirle bacağı bir direğe bağlanıyor yavru filin. Bağlanıyor yüklem cümlenin sonuna değil cümlenin ortasına. Dolayısıyla bu da bizi devrik cümleye götürüyor. Hayali unsurlar vardır. Hayal unsurlar yok. Burada fil gerçekten bir sıkıntı yaşıyor. Gerçekten kelepçeye bağlanıyor. Ve sonrasında biz yeteneklerimize varabiliriz. Yani böyle olağanüstü hayaller böyle peri masallarındaki gibi şeyler yok. O yüzden hayal unsurlarına çizgi atıyorum. Konuşulma sanatı vardır. Konuşulma sanatı yok. İnsan olmayan varlıkların insan gibi konuşulmasına biz... Efendim hocam bana bir şey söylediniz? Hayır. Konuşulma sanatı diyorduk. Konuşuyorum hocam şu anda işte konuşulma sanatı yapıyorum hocam. Ama sen insansın Tonguç'um. En azından insan olduğunu düşünüyoruz. Eğer insan değil de mesela kalem konuşsaydı veyahut da atıyorum şu kumanda konuşsaydı o zaman konuşulma sanatı olurdu. Atasözlerine yararlanmıştır. Dikkatli bir şekilde metnini okuduğumuzda herhangi bir atasözü işte... Rastlayamadım ben. Rastlayamadık. O yüzden bu da yine yanlış olarak işaretliyoruz. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Güzel bir soruyu çözdük. Gerçekten birçok şey tekrar. Yani fillerle alakalı bayağı bir şey öğrendim hocam. Ne fili? Evladım Tonguç'um burada fillerden bahsetmiyor.
kelepçeleri olan insanlardan, yani başaramayacağını düşünen, ya kazanamam ben sınavı diyen bizlerden bahsediyor. Esasında biz çalışırsak her şeyi başarabiliriz. Metinden alınan aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını karşılarına yazınız. Kanının zıtı nedir Tonguç'um? İncedir hocam. Harikasın. Öncenin zıtı nedir? Sonradır. Muhteşem bir zekasın. Varın zıttı yoktur hocam. Muhteşemsin. Özgürlüğün zıttı sefalet. Hayır. Ezikliktir hocam. Hayır hayır. Özgürlüğün zıttı esarettir. Bak, esir olmaktan esaret. Çokun zıttı azdır. Büyüğün zıttı da küçüktür diyebiliriz. Bu kadar basit. Şimdi gelelim diğer bir soruya. Aşağıdaki cümlelerde yer alan filmlerin türlerini tablodan işaretleyerek belirtiniz diyor. Önce filmleri bulalım, sonra türüne geçelim. Bütün günü gazetecilik odasında çalışarak geçirmiş. Geçirmiş kelimesi... Çalışarak, çalışmayarak. Bak, şöyle altını yeşille çizdiğim çekimli fiil. Bunu sınavda sana çekimli fiil diye de sorabilir. Tamam Tonguç'um. Altını şeyle çizdiğim, şu yeşille çizdiğimde... Hocam bu da yeşil zaten. Doğru. Ama açık yeşil olduğumuştu. Neyse mor olsun bu da dediğin gibi. Mor da maviye benziyor. Turuncu turuncu. Evet, turuncu daha dikkat çekici olacak. Zaten film seride turuncu renk yazmış yönetmenimiz. Şöyle yapıyorum. Turuncu yapıyorum. Bunlar da filmse olacak. Tamam mı evladım benim? Tamam şimdi, hocam. Geçirmiş fiil. Sonrasında bütün gün gazetecilik odasında çalışarak geçirmiş cümlesinde geçirmişi kapatıp geriye kalanlardan mameki olanlara bakıyoruz. Çalışmarak. Aynen. Çalışarak, çalışmayarak diyebiliyoruz. O zaman bunun altını çiziyorum ve bunun filmse olduğunu buluyorum. Peki. İsim fiil mi? Sıfat fiil mi? Zarf. Erek arak kelimesi hocam. Evet. Mayışmak eki yok. İsim fiil değil. Anası mezar dikecekmiş eki yok. Sıfat fiil değil. Nasıl geçirmiş? Odasında çalışarak geçirmiş. Durum anlamı katan bir zarf fiil var. Dolayısıyla burada işaretimiz bu yönde. Kenya'sı da ince maden dağında inek aradı. Öyle bir şey yok. Kenyalı Asya maden dağında gerekmedikçe ip aramaz, ırmez diye gidiyor. Aa, erek şimdi, var hocam. Şimdi gelelim buraya. Geleneksel kültür yansıtan etkinlikler yapıldı festivalde. Bu cümlenin yüklemi festivalde mi? Evet hocam, festival. Hayır. Sonradır yüklem hocam. Hayır, sonda değil. Bazen devrik cümleler de olabiliyor. O zaman bu cümlenin yüklemi yapıldı sözcü. Pis herifler niye kandırmışlar bizi? Seni kandırdılar çünkü sınavda kanma diye. Geleneksel kültür yansıtan etkinlikler yapıldı festivalde dedikten yansıtan, sonra. Yansıtan yansıtmayan. Muhteşem bir zeka. Yansıtan altını çiziyoruz. An esi mezar gecikmiş kağıt için. Nasıl etkinlikler? Yansıtan etkinlikler diyebildiğiniz için buna da sıfat fiil diyebiliriz Tonguç Erdemir. Hatta eklerin de altını şöyle biraz daha vurgulayalım ki sen de bir dahaki sınavda yaparsın. An deyince hemen sıfat fiil diyeceksin. Müdürün masasına bıraktığı onaylanacak evrakları. Ya niye hocam böyle saçma sapan cümleler söylüyorlar? Bu cümlenin yüklemini bulursan sınavda kesin çok iyi bir not alırsın. Müdürün. Hayır saçma. Müdürün masasına onaylanacak evrakları bıraktı demek istiyor. Dolayısıyla burada çekimli fiilimiz bıraktı. Çekimli fiilimizi yeşille çiziyorduk. Nasıl evraklar? Onaylanacak evraklar. Ecek acak. Anası mezar dikecek dediğimiz için bunun da yine sıfat fiil olduğunu söyleyebiliyoruz. Kitap okumak kelime hazinemizi zenginleştirir. Zenginleştirir yine yüklemimiz. Kitap okumak... Mayışmak eki aldığı için buna da isim fiil diyoruz. Yağmur kurak toprakların bağrına düşünce canlanmış ümitleri yine çiftçilerin. Çiftçilerin ümitleri yağmur kurak toprakların bağrına düşünce canlanmış diyoruz. Bu çekimli fiil. Ve bağrına düşünce düşmeyince diyebildiğimiz için bu da ince ince iki zarf fiil. Ne zaman düşünce diyor. Bu durum anlamı katmıştı. Bu zaman anlamı katmış. Bu da zarf fiil. Satranç müsabakasına seçilmiş öğrencilerden oluşturulan bir takımla katılacağız. Katılacağız. Çekimli fiil. Nasıl öğrenciler? Seçilmiş öğrenciler, anası mezar dikecek bir şekilde almış. Oluşturulan tekim, takım an sıfat fiil eki almış. Dolayısıyla burada iki tane sıfat fiil olduğunu söyleyebiliriz. Sentetik maddelerden yapılan bu giyecek su geçirmiyormuş. Geçirmiyormuş yine çekimli fiilimiz. Yine cümlenin içerisinde yapılan yapılmayan an sıfat fiil ekinde rahatlıkla görüyoruz ve işaretliyoruz. Geldik diğer bir sorumuza. Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını karşılarındaki boşluklara yazınız diyor. Yollar bir şerit gibi ufka bağladığınız zaman, şerit gibi, gibi ifadesini gördüğün zaman, andırıyor ifadesini gördüğün zaman söyleyeceğin sanat şu, benzetme. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Şimdi burada gramofon çalar, tamam, ama burada yoksul gramofon demesi gramofonu bir insana benzetmiş. Dolayısıyla burada kişileştirme sanatı var. İnsan olmayan varlıklara insana özgü özellik verilmiş. Yorgun süvariler gibi bakıyor gözlerin. Burada gözleri süvarilere benzetmiş. Bak, benzeyen gözler, benzetilen süvariler. Yorgunluk da bir şekilde orada benzetmeye renk atmış. Dolayısıyla burada bizim söyleyeceğimiz cevap benzetme. Bir ah çeksem dağı taşı eritir. Yavaş, abartma o kadar da. Dağı taşı öyle kolay kolay eritemezsin. Akşam rüzgarı der ki Ali'ye, gözler ileriye, gönül geriye. Bak, Ali'ye akşam rüzgarı bir şey söylüyor. Yani konuşuyor. Akşam rüzgarı konuşmaz ki. O zaman burada konuşturma sanatı vardır diyebiliriz. Dolayısıyla kişileştirme de var burada. Ben bir ağacım, dallarımı kırmış rüzgarlar. Bu sefer de yine ağaç konuşuyor. Rüzgarlar benim dallarımı kırmış diyor. O yüzden burada da yine konuşturma var diyebiliriz. Eğer bu bir insansa da bu sefer kendini ağaca benzetmiş diye benzetme vardır derdik. Ama şu anki gördüğümüz kısmıyla burada konuşma var. Özdense ö, neselse ne yazınız diyor. Çift katlı taş evlerden oluşan Datça'da kapı önlerinde
işte ne bileyim kapı önlerinde çiçekler bulunuyor diyelim, tamam mı? Eğer buraya çiçekler yazarsan bunu ispatlayabileceğin için bu nesnel olur. Eğer kapının önünde güzellikler bulunuyor deseydi bu sefer öznel, soyut bir ifade kullanacağın için ö yazardık diyor. Şimdi devam edelim. Küçük ve şirin bir meydana açılan sokaklar konuklarına Akdeniz sıcaklığını hissettiriyor. Akdeniz sıcaklığını hissettiriyor diyor. Bak, sıcaklığı hissettirmesi öznel bir ifade. Zaten küçük ve şirin ifadeleri de yine bize özellik katıyor. Kültür turizminin sevdalar için Malatya eşi kolay bulunmayacak bir yer. Nasıl yani ya? Eşi kolay bulunmayacak demesi yine bize özellik veriyor. Halıda okuyan kızlar tablosu 20 bin liraya satışa çıkarıldı. Bu da yine nesnel. Yine ispatlanabilir bir ifade. Dünyanın çapı ayın çapının yaklaşık 4 katıdır. Bu da yine bilimsel olarak ispatlanabilen genel geçer bir ifade. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlış olan sözlerin altını çiziniz ve bu sözlerin doğrusunu boşluklara yazınız diyor. Şimdi Türk Dili Dergisi'nin son sayısını okumuş. Bak, Türk Dili Dergisi'nin diyor. Bu dergisinin ayırmamamız gerekiyordu. O yüzden doğrusu şöyle olması lazımdı. Der, D küçük olması lazımdı ve ayrılmaması lazımdı dergisinin. Niye? Çünkü derginin adı Türk Dili. Türk Dili Dergisi değil. O yüzden burada ayıramayız. Ve büyük harfle yazamayız. Toplantıda Ayşe Hanım da söz aldı. Şimdi buradaki Ayşe Hanım'ın H'sini büyük yazmamız lazımdı. Çünkü bu bir unvan. Unvanlar büyük yazılır ve unvan olduğu için unvanın da yazılışını şöyle düşelim. Ünvan diye yazılıyor. Bu yıl anneler gününde anneme güzel bir hediye aldım. Anneler günü, burada birçok öğrenci bilmez bunu, özel bir terim olduğu için gününde diye bu şekilde ayrılması lazım. Ömer amcam bize ödevlerimizi yaparken yardım etti. Ömer amcamın A'sını büyük yazmana gerek yok. Bu zaten normal kendi amcası. Bu bir unvan değil. Bunu böyle küçük yazmamız gerekiyordu. Tonguç evladım benim. Selçuk Devleti'nin başkenti olan Konya ili birçok açık hava müzesi gibi dediğimizde, bir açık hava müzesi gibi dediğimizde ilinin iyisini büyük yazmamıza gerek yoktu. Konya ili dememiz yeterliydi. Konya'nın kesi tabii ki büyük olacak özel isim olduğu için ama iyi küçük olacaktı. Her yılın 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlanır. Şimdi 24 her yıl Kasım ayında deseydi K'yi küçük yazardık ama 24 Kasım dediğimiz için burada birincisi şöyle yapalım. Şurası bir kere Kasım yanlış. Artı Öğretmenler Günü'nün Ö'si ve G'si büyük olacak. Yani nasıl Anneler Günü'nün A'sı ve G'si büyükse Öğretmenler Günü'nde A'sı ve G'si büyük. O zaman şöyle olacaktı doğru cevabımız. K büyük Kasım'ında kesim işareti ayrılmış. Öğretmenler Günü'nün Ö'si büyük. Öğretmenler Günü diye yazacaktık. Öğretmenler gününde deseydi yine anneler günde olduğu gibi bu şekilde ayırmamız gerekiyordu. Sonuç evladım benim. Geldik başka bir soruya. Aşağıdaki cümleleri yay ayraç ile verilen anlam ilişkisi olacak şekilde tamamlayınız. Sabaha kadar uyuyamadım. Şimdi burada neden sonuç olduğu için olumsuz bir durumu yazacağız. Mesela diyelim ki ödevlerim olduğu için, başım çok ağrıdığı için, hastalandığımdan fark etmez. Buraya yazalım mesela. Hastalandığım için diyelim. Hastalandığım için sabaha kadar uyuyamadım. Buraya her şeyi yazabilirsin. Yeter ki bir istek, bir gaye, bir plan değil, bir neden olsun. Son derse nokta nokta laboratuvara gittik. Şimdi burada laboratuvara gidiyorsan bir amacın olması lazım. Muhtemelen de amacın, isteğin, gayen deney yapmaktır. Son derse deney yapmak için laboratuvara gittik. Laboratuvarın yazımına dikkat et. Hasta kısa sürede iyileşir. Bu sefer koşul sonuç, işte yemeğini yerse hasta kısa sürede iyileşir. Kendine dikkat ederse hasta kısa sürede iyileşir. İlaçlarını kullanırsa hasta kısa sürede iyileşir. O zaman yazalım. İlaçlarını düzenli kullanırsa hasta kısa sürede iyileşir diyebiliriz. Öğrenciler çok mutluydu. Neden sonuç? Çünkü sınavda sorular kolaydı. Neden mutluydu? Çünkü sınavda sorular kolay diyoruz. Bak burada dikkat, zor bir soru sorduk. Esasında bir gülümseme var. O zaman amaç sonuç ama bir istek, bir gaye yok ki. Yani bir nedenden dolayı bir sonuca ulaşılmış. Amaç sonuca baktığımızda yazın yurt dışına gitti. Ne için gidebilir? Tatil için gidebilir. İşte ne bileyim, eğitim için gidebilir. Seyahat için gidebilir. Veyahut da dil öğrenmek için gidebilir. Biz burada biraz daha eğitimle alakalı bir içerik yazalım. Yazın dil öğrenmek için yurt dışına gitti dediğimizde cümle tamamlanmış oluyor. Geldik virgüle. Şimdi aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmış? Noktalama işaretleri sorularını çok basit buluyorum hocam. O yüzden yapmayı reddediyorum. Ama onlar seni reddetmiyor ve yanlış yaparsan puanı kırılır. Ve sınavda da, yani liselere giriş sınavında da karşına gelecek. O yüzden de biz bunu çoktan seçmeni sorduk. Hatta yazıların tamamen çoktan seçmeni de olabilir. Yani bazı hocalar okul yazılarını tamamen çoktan seçmeni yapıyor. Ama biz çoktan seçmeni alakalı zaten sana LGS kampımıza bol bol taktik verdiğimizden ve kitaplarımızdan da ödev verdim. Hatta şimdi ödev verelim Tonguç'um. Birincisi bak. Ödev verir misiniz bana? Ben ne yapacağım bilmiyorum. İlk başta sözel mantık sayısal analiz kitabımızdan, eğer hocanız zor soruyorsa, bu çok az bir kısımda önemli sözel sorular var. Bunlar beceri temelli soru sorarsa hocanız, hani Milletin Bakanlığı örnek verdiği. Burada sayfa 10'dan hemen gösteriyorum. Şuradaki bak, görüyor musun? Bu resimli soruların hepsi
infografik, beceri temelli sorular. Bunların hepsini güzel çözmeni istiyorum. Bunlar senin sınavda başarılı olmanı sağlayacak. Dolayısıyla burada sayfa bulamıyorum gerçekten. Çevir bitmiyor. Bayağı bir soru var. Bak hepsi yeni nesil soru bunların. Bunları çözmeni istiyorum. Sayfa kaça kadar söyleyeyim sana. Tam sayfayı söyleyeyim. Bitmiyor, bulamıyorsa. Matematiğin olduğu kısma kadar. Matematik soruları da yine seçici. Sayfa 79'a kadar çözmeni istiyorum Tomuş. Bunlar tamamen bu kitapta senin için sınavdan yüksek olmalı. Hocam taktikten de çözeyim. Ben bilmiyorum ne söyleyeceğim. Taktikle sayfaları söylüyorum sana Tomuş'un. Birincisi bak, taktikle senin çözeceğin sayfalar belli. Neden belli? Birincisi buradaki sözel mantıkları sözel mantık kitabından çözmediysen buradan çözebilirsin. Yine başından başka bir şekilde yeni nesil soruları. Ama aynı zamanda sözcükte anlam kısmını bitirmelisin. Buraları bak konu söylüyorum. Bak sayfa söylemiyorum çünkü bayağı bir konu var. Cümlede anlam kısmını bitirmelisin bu kitaptan. Taktik kitabı varsa tabii ki. Parça anlam kısmını bitirmelisin. Parça yapı kısmına bakmalısın. Parça anlatım yani az önce öğrenmiştik ya açıklama, betimleme, öyküleme, tartışma, işte düşünce geliştirme yolları bunların hepsini infografik bir şekilde de bitirmelisin. Sonrasında cümlenin öneri ödevin değil filmsi ödevin. Filmsiyle alakalı da sayfa 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119'a kadar yani sayfa 119'a kadar çözmeni istiyorum. Demek ki filmsi kısmı 108'e 119 arası. Bundan öncekileri zaten sınav hazırlık sürecinde çözmüş olabiliriz. Ve yine Türkçe Dinamo soru bankamızdan biraz daha çıtayı zorlamak istiyorsan şu şekilde. Hemen sayfaları göstermek istiyorum. Tanıtım Uç'a ilerleyelim benim. Burada sözcükte anlam kısmı ile başlıyor. Sayfa 12'den yine cümlede anlamda. Filmsi nerede hocam? Hemen deyim arası üzerinden sonra filmsiye geliyorum sana parça anlamdan sonra. Bu tarz infografik sorulardan bekliyorum sınavınızda. Çünkü beceri temelli soruları Milletin Bakanlığı yayınladı. Bunları geçtik. Nerede? Parça anlatım bunları zaten çözeceksin. Ha filmsiye baktığımızda gerçekten ben de bulamadım şu anda. Sayfa 136'dan başlıyor. Tamam mı? Kalıcı isim farkı. Sayfa 136'dan başlayıp isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Cümlenin öğeleri olduğu kısma kadar. Yani sayfa Tonguç evladım benim. 153'e kadar çözmeni istiyorum. Beceri temelli soruları da çözmeni. Ama ben kaşınıyorum hocam. Hocamız zor soruyor diyorsan veyahut da benim hedefim zaten çok yüksek diyorsan Zoru Bankası'ndan, Türkçe Zoru Bankası'ndan ki sorular zor dikkatli olmalısın. Burada hemen infografik soruları zaten çözüyorsun. Hocanız mutlaka beceri temelli soru soracaktır. Bunlar bir kere ödevin. Soruları korkma bunların hepsinin çözümü de var zaten videolu çözümü. Bu en baştaki sözcükte anlam sorularını çözdükten sonra cümlede anlam sözel mantık sorularını çözdükten sonra bir de filmsinin sayfasını yine sana vereyim. Buradaki film soruları da yine seç. Bak soruya bak kendine gel. Sayfa 118'den... hemen sayfayı tam söyleyeyim ki karışıklık olmasın tam bu şeylerde benim. Sayfa 131'e kadar çözmeni istiyorum. Sayfa 118-131 arası yine Zoru Bankası ödevi. Konuları nasıl tekrar edebilirim hocam? Son ödevini veriyorum artık. Konu taramalarıyla yani konularını tekrar etmen için kotadan çözmen lazım. Burada da hangi konuyu tekrar etmek istiyorsan, hangi konuda yanlış çıkıyorsa ona yönelik sana özel denemeler hazırladık. Mesela diyelim ki ilk konu taraman paragraf. Bunu mutlaka tekrar etmelisin. Bu sınavda gelecek. Bunu biliyorsun. Sözel mantıklar, görseller gelecek. Ama cümlede anlam, sözcükte anlamı da tekrar edeceksin. Eğer diğer kitaplardan çözmediysen mutlaka buralardan çöz. Deyim yaratı sözlerini. Fiilimsinin konu taraması senin için bak birden fazla hazırladık. Birinci konu taraması deyimler yaratı sözlerinden sonra gelen sayfa 100'den başlıyor. Direkt 100 numaradan başlıyor fiilimsi. Kota 20, kota 21, kota 22... İyi kadar çözdük. Kota 23'ü çözme. Cümle öğelerine girmediyseniz çözme. Cümle öğelerine girdiyseniz mutlaka cümle öğeleri alakalı da soru çöz. Cümle öğeleri alakalı biz Milletin Bakanlığı kazanına baktığımızda gelmediği için bunu koymadık. Ama zaten bununla alakalı hem kampımızda hem de kanalımızda hem de sınıf anahtarımızda süper videolar var. Şimdi şu soruyu çözelim ve bitirelim artık. Hem çalışıyor hem de üniversiteye gidiyordu. Şimdi burada virgül doğru mu Tanguç? Doğru hocam doğrudur. Niye? Ama bak burada hem bağlacı var. O yüzden buradaki virgül olmaması lazımdı. Cevabımız Adana seçeneği. Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz. Evet, 10 yıldır bu işi yapıyorum. Korkunun kaynağı bilgisizliktir, diyor Emerson. Burada alıntı cümleden sonra kullanmış doğru. Burada onaylama bildiren ifadeden sonra kullanmış doğru. Burada karışıklık olmasın diye sıfat bu kelimesinden sonra kullanmış doğru. Ama burada hem bağlacı, ya bağlacı, ne bağlacı, de bağlacı gibi ifadelerin arasında virgül olmaz. O zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Teşekkür ederim. Şimdiden sınavlarında başarılar Tonguç.